Enflasyon rakamları açıklandı efendim. TÜFE Z aylık bazda %2.93'ler var. Yıllık %64.77 olarak açıklanıyor. Enflasyon rakamları beklentilerin altında. Aylık bazda %3'lük bir beklenti vardı. Aylık bazda %2.9'a gerileyen bir enflasyon var. Yani bir önceki ay aylık bazda %3.28'lik bir enflasyon olduğunu düşünecek olursak artış hızında enflasyonun aylık bazda gerilemelerin olduğu da yine yakında takip ediliyor. Şimdi oradaki detayları paylaşmış olalım sizlerle. Bir önceki aya göre %12.93'lük bir artışın olduğunu aktardık. Yıllık bazda %164.77'ler gözüküyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %93.24'lük bir oranla lokanta oteller. En az artışın olduğu grup yıllık bazda %40.39'luk bir oranla konut sektörü oluyor ve ana harcama grupları itibariyle 2023 yılında Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren grubun eksi yüzde düşük bir oranla giyim ve ayakkabıda olduğunu görüyoruz ve 2023 yılı Aralık ayında ve önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grupta da %5.3'lük bir oranla eğlence ve kültür sektörü olduğunu takip etmekteyiz. Bunun da altına çizelim. Özel kapsamlı tüfe göstergesinde yıllıkta 168.02'ye işaret edici aylık bazda özel kapsamlı tüfe göstergesi ve endeksi aylık %2.39 olarak açıklandı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkol, içecekler, tütünle altına aşüfereki değişimin 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre %2.39 olduğunu görüyoruz. Bir önceki yılın Aralık ayına göre 168.02 olduğu gözüküyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre B göstergede 168.02'ler takip ediliyor. 12 aylık ortalamalara göre 158.58 olarak açıklanıyor. Efendim bugünkü enflasyon rakamları önemli. Aylık bazda enflasyonun artış hızında bir düşüşün olduğunu söylüyoruz. Aylık %2.93'lük bir oranla memur ve memur emeklilerinize ilgilendiren bir enflasyon oranından bahsediyoruz. Şimdi detayları almak üzere. Kayseri'de arkadaşımız Ahmet Tuna Şimşek'e gideceğiz. Ahmet söz sende. Gözde teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre göre Aralık ayında enflasyon yıllık %64.77, aylık ise %2.93 oldu. Aylık vazda bir azalış olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayında aylık enflasyon %3.28 olarak açıklanmıştı. E, yıllıksa yüzde 61.98 olarak açıklanmıştı. Şimdi Aralık ayında e, sen de söyledin ben de tekrar edeyim. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40.39'da konut oldu ve buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa yüzde 93.24'de lokanta ve oteller oldu. Tabii Kasım ayını Kasım enflasyonun belli olmasıyla birlikte yani 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranında belli olmuştu, netleşmişti. Milyonlarca memur ve emekli de bu haberi aslında bekliyordu. Enflasyon Kasım'da %3.28 yıllıkta %61.98 olarak gerçekleşmişti. Yani geçtiğimiz ay 5 aylık dönemdeki enflasyon da %33.65 olmuştu. Yani %33.65'lik bir zam oranı netleşmişti. Şimdi ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları da netleşmiş oldu. Tabi refah payı da var ancak şu rakamları verelim. Şimdi yüzde aslında beklentiye paralel bir enflasyon rakamları geldi. Aylık yüzde 3 civarında gelmesi halinde eee ki %2.93 eee geldi. Eee emeklilere yaklaşık %38 civarında zam yapılacağını söyleyebiliriz. Bu rakamın uygulanmasıyla yani bu oranın uygulanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.350 liraya yükselecek. Tabi buna %12'lik bir refah payında verileceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da orta vadeli programda tahmin edilen %65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının %50'ye yakın seviyede oluşacağını belirtmişti. Bir kez daha tekrarlayalım. Aralık ayında enflasyon yıllık %64.77, aylıksa %2.93 olarak gerçekleşti. Teşekkür ediyoruz detaylar için. Efendim Ahmet Unar Şimşek detayları aktardı. Enflasyon rakamlarına ilişkin son durumu paylaştı. Ee, yıllık bazda enflasyonda %64.77'ler görüyoruz. Tabi orta vadeli programda yıl sonu için enflasyon tahmini %65 belirlenmişti. Ve OVP'deki tahminlerin daha altında bir enflasyonla 2023 yılını tamamladığımızı görüyoruz. Aylık enflasyon rakamları ise %2.93'lük bir oranla Artış hızında gerilemeyi işaret ediyor. Çünkü Kasım ayı enflasyonu aylık bazda %3.28'lik bir artış işaret etmişti. Dolayısıyla aylık bazda enflasyonda bir yavaşlamanın olduğu da yine yakından takip edilmekte. 25 Ocak'ta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak efendim. Ve son toplantı metninde artık yavaş yavaş sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği vurgularını yapmıştı Merkez Bankası ama yine de enflasyondaki düşüş hız kesene kadar sıkılaştırma adımlarının da devam edeceği vurgusu takip edilmişti. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan hem de Şimşek'in de sıkılaştırma adımlarına ilişkin mesajları vardı. Aynı zamanda Merkez Bankası enflasyonla mücadele amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenlediğini de paylaşmıştı. Miktarsal sıkılaştırma adımlarının devamı niteliğinde. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %40.39'la konut olduğunu görüyoruz. Ve bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupta lokanta ve oteller takip ediyor. %93.24'lük bir oranla birlikte. Aylık değişimlere baktığımız noktada ise özellikle giyim ve ayakkabı daha eksi %1.33'lük bir gerilemenin de olduğunu takip etmekte